Kim, reyting raporlarında kırılmamış rekor bırakmayan dizilerin yapımcısı. Son olarak Muhteşem Yüzyıl'la taş üstünde taş bırakmayan Timur Savcı geliyor. En iyi gençlik dizisi Tims Prodüksiyon SS. Türk gençliği adına alıyorum bu ödülü. En iyi drama senaryo. Meral Okay, Muhteşem Yüzyıl. Meral abla için alıyorum, bütün ekip için. En iyi dönem dizisi. En iyi dönem, tabii ki Kanuni dönemi. Muhteşem Yüzyıl. 2012'nin en iyi dönem dizisi Muhteşem Yüzyıl. Genelde konuştuğum insanlar şey yaptılar, çoğu. Ya bu proje yapılamaz, böyle bir şey yapılamaz ya da bunu yapma dediler. Biraz fazla riskli buldular. Rahmetli babamdan en önemli öğrendiğim şey riske girmeden büyük işler başarılmaz. Bu bir risk oldu ama risk de başarıyı getirdi. Hani nasıl çıktı bu? Yapacağım içeriği seçerken, televizyon dizisini seçerken herhangi bir formülize metot kullanmıyorum. Kendim izleyeceğim şeyleri yapmayı seviyorum. Yani kendim hoşlanmayacağım hiçbir işi sadece reyting alacak ya da para kazanacağız diye yapmaya sıcak bakmıyorum. Paşalarım! Beylerim! Aslanlarım! Şahsanız mübarek! Kılıcınız keskin olsun! Bunu böyle yaparsak reyting alır, bunu böyle yapmazsak reyting almaz gibi mi oluyor? Sonuçtan geriye dönüp giderseniz yani hedeften mutlaka başarısız oluyorsunuz. Çünkü samimiyet olmuyor. Yani şöyle söyleyeyim, seyirciyi kandıramazsınız. Kandırmaya dönük bir şey düşündüğünüzde zaten cevabını çok güzel veriyor. Başarısız oluyorsunuz, ben öyle düşünüyorum.